Önümüzdeki hafta kritik. Bu 3 altcoin odaklı olacak diyor. Buna bir bakacağız. Ne var ne yok diye piyasayı değerlendirmeye çalışacağız. Bu noktada gelecek hafta içerisinde çok önemli olan FOMC tutanaklarının açıklanması durumu mevzubahis. Aynı zamanda burada AVAX gibi kripto paralar için de gördüğünüz gibi bir takım gelişmelerden ve fiyat durumlarından bahsedilir halde. Şöyle yukarıdan bir başlayalım. Ne var ne yok? Yatırımcılar önümüzdeki hafta gerçekleşecek önemli etkinliklere hazırlanıyor diyor. Bu arada kripto piyasasındaki dalgalanma devam ediyor. Bazı yatırımcılar düşüş potansiyel bir dipten alım fırsatı olarak görüyor. Keşke bazı yatırımcılar değil yani yatırımcılarımız bu şekilde düşünse ki piyasada problemler olmasa. Ama yapacak bir şey yok tabii ki. Yani bu noktada uyarmaktan başka bir şey gelmiyor tabii kimsenin elinden. Herkes günün sonunda kendi yapacağı şeyi yapıyor ve gerçekleştiriyor. Şu an dalgalanma derken yani öyle yüksek bir volatilite yok. Bugün devamında çok fazla da olmaz zaten hani öyle yüksek bir volatilite. Yarın piyasada tekrar şöyle piyasa bir açılır, yeniden bir hacimlenir. Kasım sonuna kadar da 36.438.000 kanalından öyle büyük net diyebileceğimiz bir kırılım vesaire odur budur gelmez kolay kolay. Bununla birlikte haftaya kritik gündemler var. Bu yüzden bu hafta yüksek performans gösteren 3 altcoin yatırımcısı tetikte olacak diyor. Şimdi piyasada şu anda erken hareket edebilecek kripto paralar aşağı yukarı belli. Sol, AVAX, XRP diye daha çok düşünüyorum ben. Yatırımcılar düşüşleri dipten alım fırsatı olarak görüyor. Yatırımcılar önümüzdeki hafta gerçekleşecek önemli olaylar öncesinde temkinli bir şekilde hareket ediyor. Bu yüzden kripto piyasası bu hafta oldukça dalgalı bir seyir izledi. Bu arada diyor, son birkaç haftadır piyasa yükselişti. Şimdi piyasa uzmanlarına göre bazı traderlar son düşüş momentumunu bir dipten alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Dediğim gibi bazı traderlardan ziyade tabii balinalar bunu çok fazla gerçekleştiriyor. Şu anda piyasada balina alımları hayli derecede yüksek olarak görüyoruz. Dipten alım yapılması konusu evet doğrudur. Dipten yüklü alımlar gerçekleştiriliyor. Tabii vadeli işlemler, küresel piyasalar biraz görece düşük olduğu için kısa vadede bu fiyatlara yansımıyor. Fakat bunun yansıyacağını da yani potansiyelini de anlayabiliyoruz. Popüler analist Michel Van de Pop'a göre altcoin projeleri artık dikkat çekiyor. Ayrıca son zamanlarda Bitcoin fiyatındaki artan dalgalanma göz önüne alındığında iyi performans göstermeye devam etmeleri mümkün. Bu da önümüzdeki haftanın genel piyasa duyarlılığını önemli ölçüde etkileyebilecek önemli olayları odağa yerleştiriyor. Peki bakalım. Gelecek haftanın FOMC tutanakları neden önemli? Şu anda FOMC tutanakları çok önemli. Fed'de ne var ne yok diye görmemiz konusu evet hiç olmadığı kadar önemli hem de. Çünkü Powell bir bundan öncesinde yaptığı açıklamaları hatırlıyorsunuz. Adam ekstrem söylemlerde bulundu. Ya diyor enflasyon hedefini yükselteceğiz ya da diyor daha fazla faiz artıracağız. Şimdi bunun ardından biz tabii ki Fed'in ne düşündüğünü, Fed üyelerinin ne düşündüğünü tabii ki merak edelim yani. Bu önemli olacaktır. İkinci olarak yakın zamanda ciddi bir zirve olduğunu düşündüğümüz bir noktaya gördüğünüz gibi gelmemizin üzerine Fed üzerinden gelinmesiyle birlikte artık bunu almamız lazım ki son tüfenin de nasıl değerlendirildiğini bir anlayabilelim biz diye düşünüyorum, tamam mı? Hani en son TÜFE oranları açıklandı. Ciddi de bir geri çekilme yaptı TÜFE noktasında. Dolayısıyla bunun Fed üyeleri tarafından nasıl yansıdığı da aslında önemli bir soru olacaktır. Peki. Makroekonomik olaylar diyor. Kripto varlık alanı bir yana küresel finans piyasalarının duyarlılığını etkileme eğilimindedir. Bu arada yatırımcıların son zamanlardaki temkinli duruşu piyasanın son ekonomik performans ve Fed'in faiz artırım planlarıyla ilgili potansiyel hamlesi konusunda daha fazla netlik aradığını da
gösteriyor. Yani tabii bu doğru ama kısa vadede çok bir etki biz piyasa üzerinde görmüyoruz. Piyasanın artık Fed'in faiz artışlarını bitirdiği üzerine fiyatlamalar yaptığını anlayabiliyoruz. Genel olarak piyasadaki fiyatlama hususu bu. Aynı zamanda önemli bir konu, bunu da altını çizelim. Aralık ayında, ayın 12'sinde FOMC toplantısı var. Fed faiz kararını açıklayacak. Bunun ardından Jerome Powell konuşacak. Şu an için faiz artışı beklemiyoruz. Beklenenden daha yüksek seyreden enflasyon yıl boyunca piyasa duyarlılığını azalttı. Ayrıca artan faiz oranları yatırımcıları tepeye doğru koşmaya zorladı. Ancak son ekonomik veriler özellikle de ABD enflasyon verileri Ekim ayında enflasyonun düştüğünü gösterdi. Aynen. Ancak diyor soğuyan enflasyona rağmen Fed'in %2'lik hedef aralığının üzerinde kalmaya devam etti. Bu da bazı yatırımcılara olumsuz etki. Ya arkadaşım %2'nin üzerinde kalır. Bir anda %2'ye düşecek hali yok ya. Yani rüya mı görüyorsun? Bazı yatırımcılar hala Fed'in politika faizlerini yükseltmesi için yer olduğunu düşünüyor. Şimdi yatırımcılar Fed'in gelecekteki potansiyel duruşunu ışık tutacak olan Ekim ayı FOMC toplantı tutanaklarını merakla bekliyor. FOMC tutanakları 21 Kasım Salı günü yayımlanacak diyor. Dediğim gibi bu önemli. Yani büyük bir şey söylemek istemiyorum. Şöyle olur, böyle olur tarzında. Bekleyip göreceğiz. Bu da tabii ki hem Aralık ayında hem de 2024'ün içerisinde Fed'in ana hatlarıyla nasıl bir politika izleyeceğine dair tabii ki bize çok ciddi bir fikir verecek ve anlatı sağlayacak. Açıklandığı vakitlerde tabii normalde piyasaya etki etmesi beklenir ama çok da etmeyebilir. Çünkü dediğim gibi artık zaten piyasa fazla sallamıyor. Bunların içerisinde AVAX'tan bahsediyor gördüğünüz gibi. AVAX en son reddini yedi. Muhtemelen 20 dolarlara kadar AVAX'ta geri çekilmeler görebiliriz. Ancak yeni haftadaki açılımla birlikte AVAX'da BTC ile birlikte yukarı hareketler gösterebilme potansiyeline sahiptir. Aynı zamanda FOMC tutanaklarının açıklanması bir noktada piyasanın yeniden açılması ve bu gerginliğin geçmesi için önemli olacaktır. Hareketlenebilecek kripto paralar ekseri dediğim gibi XRP, Sol ve AVAX olarak görüyorum. AVAX Sol ve XRP'nin aksine destekli olmasa bile direnci kırıp destek almaya çok meyilli olduğu için pozitifte durmaya devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.